Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, mücella, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshab-ı kiramın, enbiya-i izamın, saadat-ı kiram hazaratının, cümle geçmişlerimize ruhu şeriflerine, vatanımızın, milletimizin selametine, şerirlerin şerlinden muhafazasına, bugün düğün merasiminde bulunduğumuz evlatlarımızın dünya ve ahiret saadetlerine, diğer evlatlarımızla dünya evine giren sünnet olan hepsinin cümlesinin, yavrularımızın inşallah memleketimizin, dinimizin, imanımızın, vatanımızın kaderinde Cenab-ı Hak hayırlı bir ömür ihsan eylemesi duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Allah'ımız. Muhterem kardeşlerimiz, okunan ayet-i kerimeler Fussilet suresinde ölüm çok büyük bir vaka ve insanoğlunun başından geçecek bir tek vaka. Yani ikinci bir ölüm yok, bir sefer ölecek. Fakat ondan sonra bir daha da ölüm yok. Yani bu dünyada ölümden sonra ikinci bir ölüm de yok. Ondan sonra kabir hayatı, ahiret manzaraları, ahiret hesabı, ondan sonra iki taraftan biri. Yolculuk. Geriye dönüş de yok. Cenab-ı Hak ayetlerde sık sık bu ölüm vakasını anlatıyor. Şu dünya ilahi bir imtihan dershanesi ve bu ilahi imtihan dershanesinde hazırlıklı olabilmek, son nefese hazırlıklı olabilmek, okunan ayet-i kerimede şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, yani lafz-ı celalin kalbe yerleşmesi, mahfazasına oturması, her halimizde Rabbimizi unutmamak, Rabbimiz bizim bu halimizden memnun mu? Bunun bir muhasebesi içinde bulunabilmemiz, Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine, dost doğru yürümek peygamberlerin yolu. O peygamberlere dahi ağır ikazlar gelmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başından bir insanın geçebileceği iptilaların en müthişi geçmiştir. Bu festakim kema ümürte emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti indiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sakalına ve saçına ak düştü. Birçok hadiseler geçti. Yedi yavrusunun altısını sağlığında kaybetti, saç sakalı ağrımadı. Taif'te taşlandı, saç sakalı ağrımadı. Müslümanlara en ağır işkenceler yapıldı, saç sakalı ağrımadı. Uhud'da en yakınları şehit edildi, saç sakalı ağrımadı. Ve bu festekim kema ümürte emrolunduğun gibi dost doğru ol, bu istikamet ayeti indiği zaman saç sakalı ağrıdı. Ve Cenab-ı Hak bize Fatiha'da ihdina sıratel müstakim, bize sırat-ı müstakim üzerine hidayet ver diye dua ediyoruz. Yani bu sırat-ı müstakim Kur'an yolu, peygamberlerin yolu ve bu yolu bir teyakkuz içinde yaşayabilmek ve böyle olanlar, yani bir ölüm endişesi içinde, bir ahiret endişesi içinde bulunanlar için, bunlar için üzerine o ölüm anı, o zor an, insan hayatının en zor an, onlar üzerine melekler iner, o salih kulların üzerine, Cenab-ı Hakk'a yakın kulların üzerine, onlara üzülmeyin, korkmayın, Rabbin vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. İlahi bir müjde, müthiş bir müjde. Bu muhtevaya girebilmek. Yine Cenab-ı Hak kulunun cennete girmesini istiyor. Cehennemde yanmasını istemiyor. Onun için insana akıl, idrak, izan verdi. Kendinden bir istidat verdi. Nefahtu fihi min ruhi, ruhumdan üfürdüğüm zaman bir istidat veriyor. Ve bu istidatla Cenab-ı Hakk'a yakın bir kul olabilmek. Bu aklı nasıl kullanacak, bu istidadı nasıl tekamül ettirecek? Bunun için örnek peygamberler gönderiyor. Örnek kitaplar gönderiyor. En büyük kitap Kur'an-ı Kerim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indi.
Peygamberler içinde en yüce peygamber, 124 bin küsur peygamberin en yücesi Peygamber Efendimiz, onu ahir zaman peygamberi olarak seçti. Diğer peygamberin her biri bir kavme geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ta kıyamete kadar gelecek bütün ümmete peygamber olarak geldi. Ve bizi de meccanen o peygamberi ümmet kıldı. Ve bunda bir bedeli var. Bunda her nimetin bir bedeli var. Cenab-ı Hak sümme letüs elinle yevmezin anin naim buyuruluyor. O gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruluyor. Ömrümüz ne kadar belli değil. Geçen geçti, mazi geçti. Onu kiramen katibi mühürledi. O dosyaları bir tadilat yapma imkan yok. Yarın da meçhul. Efendim yarın diyenler helak oldu buyuruyor. Yarın neredeyiz o da belli değil. Çünkü anımız çok mühim. Cenab-ı Hak, ey iman edenler, Allah'ın azimeti ilahisine göre takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Demek ki bütün bu hayatımızda bizim itina göstereceğimiz, gayretlerimizi teksif edeceğimiz en mühim hadise Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu imanı koruyabilmek. Ve iman ile bu son nefesi verebilmek. Cenab-ı Hak peygamberlerin dışında hiçbir kimseye bir teminat vermiyor. Biz peygamber gönderdiğimiz toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Yani peygamberler dahi bir hesaptan geçecekler. Hatta o gün, o kıyamet günü ümmetler peygamberlerin yanlarına gidecekler, şefaat isteyecekler. Onlar da biz kendi derdimizle meşgulüz, sen Muhammed Mustafa'ya git diyecekler sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Cenab-ı Hak bizi öyle bir peygambere elhamdülillah bir ümmet kıldı. Ve bunun bir şuuru ve bunun bir idraki içinde yaşayabilmek ve Peygamber Efendimiz'i daha yakından tanıyabilmek. İşte onu eshab, sahibi yakından tanıdı. Yakından tanıyınca o hayat tarzı ne şekilde değişti, ne kadar bir ruhanileşti ve bütün kainata bir asr-ı saadet ikram edildi. Yani en güzel bir toplum teşhir edildi. Yine ayet-i kerimin devamında melekler diyorlar ki o vefat anında biz dolayısıyla dünya hayatında beraberdik diyorlar. Şimdi bu hayır hasenat işlerindeyken, Allah yolundayken, Cenab-ı Hakk'ı zikrederken biz sizinle beraberdik diyorlar. Bundan sonra beraberiz diyorlar. Bir müjde veriyorlar. Çünkü ondan sonraki devreler de mühim. Yalnız olarak bir kabre gireceğiz. Kabir zor bir hadise, kolay bir hadise değil. Efendimiz zaman zaman o kabir başında ağlamıştır çok. Hatta bir sahibi salihlerden bir sahibi Muaz'ı diyor, kabir sıktı da sıktı diyor. Sonra kabir açıldı buyuruyor. Kabir büyük hadise. Kıyamet daha büyük bir hadise. O kıyamet infilakını Cenab-ı Hak bildiriyor. O nasıl bir infilak olacak? Hac suresinde o ne kadar büyük bir zelzeli, büyük bir deprem ki süt veren anne çocuğunu bırakacak. Hamile kadın çocuğunu itirah edecek. Sen insanları serhoş olarak görürsün buyuruluyor. Fakat onlar Allah'ın azabından serhoştur buyuruluyor. Yine çocukların, masumların saçları ağarmış, kırışmış ihtiyarlar halinde. Yani dünyada hiçbir ufak çocuğun korkudan saçları ihtiyarladığını, saçları aklaştığını, yüzünün kırıştığını görmedik. Fakat bu o kadar bir müthiş bir hadise, o kadar bir korku ki. Hatta mücrimlerin gözlerinin fırlayacağını Cenab-ı Hak bildiriyor. Dışarı fır korkudan. Yine Abese suresinin sonunda en yakınından kaçacağını. Diğer bir ayet-i kerime eğer o gün, sırf o gün, sırf o gün kurtulmak için dünyada olsa dünyada en yakınlarını, malını, mülkünü, en yakını fidye vermek caiz olsa hepsini fidye verip o günün şerrinden kurtulmak ister buyuruluyor. Enbiya suresinin sonunda bir tomar kağıdın büktüğümüz, dürdüğümüz gibi o bütün dünyayı ve semavatı bükeceğiz buyuruyor, düreceğiz buyuruyor. Onu da eski haline getireceğiz buyuruyor. Bu Allah'ın vaadidir diyor. Bu muhakkak mutlaka olacak buyuruyor. İnsanları cehennem üzerinden geçireceğiz buyuruyor. Mümin, bütün müminleri. Zalimleri oradan aşağı atacağız buyuruluyor. Yani Cenab-ı Hak o güne hazırlanmak. İşte melekler
Biz dünya hayatında sizinle beraberdik. Bundan sonra kabir hayatında da onun ahiret hayatında sizinle beraberiz derler. Fakat bu büyük bir bedel. Ve bu bedel de dünyada ödenecek. Kabirde kazanmak, kaybetmek yok. Hatta İlyas Aleyhisselam'a Ezrail geliyor. Ezrail gelince ürküyor. Ezrail soruyor, sen diyor İlyas diyor, peygambersin diyor, ölümden mi ürktün diyor. Yok diyor, ölümden ürkmedim diyor. Bu dünyada diyor çok huzurlu bir hayatım vardı diyor. İbadetlerim vardı, hayır hasenatım vardı, dinimi tebliğ etme vardı. Bu bana güzel bir lezzet veriyordu, beni kazandırıyordu, ruhen yüceltiyordu. Fakat şimdi ben ta kıyamete kadar kabirde rehin kalacağım. Dünya hayatımızı uzun diyoruz, kısa diyoruz, şöyle geçecek, böyle geçecek filan diyoruz. Esas mezar hayatımız ne kadar, kıyamete kadar? Yani onu nasıl geçireceğiz mezar hayatımıza? Hadi ömür burada 50 sene, 100 sene vesaire. Kabir hayatı, kıyamet ne kadar bilemiyoruz ki meçhul. Kaç yüz sene belki mezarda kalacağız. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar belki 10.000 küsur sene geçti. Yani 10.000 küsur sene kabirde bekleyenler var kıyamet. Biz de bir müddet sonra şu kalabalıkta hiç kimse kalmayacak. Yani mühim olan bu kabir hayatına hazırlanabilmek, son nefes hazırlanabilmek ve kıyametteki o mahkemedeki o duruma hazırlanabilmek.